Adan Spor'dan herkese merhabalar. Ben Batuhan Topbaş. Sizlerle oluyoruz haftanın iki günü ve hem Türkiye'deki hem dünyadaki spor gündemini sizlere aktarıyorum. İlk olarak Türkiye'den başlayalım. Süper Lig'den başlayalım. Geçtiğimiz hafta maçlar oynandı. Zirvede 3 takım var bildiğiniz üzere. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe. Beşiktaş geçtiğimiz hafta bay geçti. karşılaşma oynamadı. Galatasaray zorlu bir deplasmana çıktı. Alanya zor da olsa mağlup ettiler. Ve 3 puanı aldılar. Fenerbahçe ise evinde maalesef Göztepe'ye mağlup oldu. Neden maalesef diyorum. Çünkü bu sezon Fenerbahçe'nin iç sağ grafiği maalesef çok da iyi değil. E, maçlara geleceğiz. Maçları değerlendireceğiz İlk olarak. Puan durumuna gidelim. Puan durumu biraz değişti. Galatasaray 54 puanla zirvede. Beşiktaş 51 puanla Galatasaray'ı takip ediyor. Fenerbahçe 51 puanda 3. sırada. Trabzonspor 48. E, Alanya'da yine dediğimiz gibi o potaya girmişti. 42 puanla 5. sırada maçlara gidelim. Galatasaray deplasmanda Alanya Spor'la karşılaştı. E, maça hızlı başladı aslında. Sarı-kırmızılar pek çok pozisyon buldular. Bir topları direkten döndü fakat e, sonrasında golü buldular. Üstünlüğünü koruyabildi Galatasaray. Zor da olsa Muslera'nın devleştiği bir maçtı Alanya deplasmanında. Galatasaray zor da olsa 3 puanı aldı. Fenerbahçe ise evinde konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe'ye mağlup oldu. Bir kontrol atak sonucu gol yemişti Fenerbahçe ve maçın kalan kısmında o golü çıkaramadılar adeta ve kendi evinde mağlup oldu Göztepe'ye Fenerbahçe. Fenerbahçe için gidişat değişebilir mi? Değişebilir. Sebebini hemen söyleyelim. Önce haftanın maçlarına bakalım. Demek istediğimi anlayacaksınız. Hem Fenerbahçe için hem de Erol Bulut için işler bu hafta kökünden değişebilir. İlk olarak Beşiktaş. Geçtiğimiz haftayı bay geçmişti. Bu hafta Denizli karşılaşacak evinde Beşiktaş. Lider Galatasaray evinde Erzurum karşılaşacak. Trabzon Spor'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Evet Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanına gidiyor. Erol Bulut için köprüden önceki son çıkış diyebiliriz. Eğer Fenerbahçe Trabzon deplasmanında da puan veya puanlar kaybederse Erol Bulut'un işi hiç de kolay olmayacak. Fenerbahçe için bir yandan da son fırsat Erol Bulut için son fırsat. Eğer kazanırlarsa bir anda tekrar zirveye ortak olacak Sarı vertiler. Biz de merakla bekliyoruz. Haftanın maçı Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi. Trabzonspor'un da formda olduğunu hatırlatalım. Abdullah Avcı takıma geldikten sonra üst üste galibiyetler almıştı bordo mavili ekip ve ligde bir anda aslında orta sıralardan kurtulup zirvede onlar da mücadeleye katılmıştı. Süper Lig'den çıkalım. Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günleri Maçlar oynandı. Atletico Chelsea ile karşılaştı. Lazio Bayern Münih ile karşılaştı salı günü. Atletico evinde La Liga'da biliyorsunuz bu sezon estiriyor Atletico ama evinde Chelsea'ye mağlup oldular. Olivier Giroud'un muhteşem golüyle Chelsea deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. Stanford bir işte Chelsea çok daha avantajlı olacaktır Atletico Madrid'e göre. Bir diğer mücadele Lazio Bayern Münih mücadelesiydi. Lazio e, Serie A'da varlık mücadelesi veriyor zirvede bir ara giriyorlar ilk 5'e giriyorlar tekrar düşüyorlar Bu hafta da düştüler yanlış hatırlamıyorsam Lazio'nun durumu ortada geçen yılki e, performanslarını onlar da arıyordur Bayern Münih ise her yıl olduğu gibi bu senede çok büyük bir üstünlükle başladı Hem Bundesliga'ya hem Şampiyonlar Ligi'ne ve onlar da Lazio deplasmanında zorlanmadılar Ve 4-1 mağlup ettiler Lazio'yu Salı gününün programı bu şekildeydi Çarşamba günü iki maç daha oynandı Atalanta Real Madrid'de karşılaştı. Alman ekibi Mönchengladbach Manchester City'yi konuk etti. İlk olarak Atalanta Madrid mücadelesine gidelim. Atalanta evinde Real Madrid'i konuk etti. Açıkçası ben gollü bir mücadele bekliyordum. Atalanta'nın hücum futbolunu bilenleriniz bilir. Rakibi bunaltan ve sürekli ileriye oynayan bir takım Atalanta. Fakat buna rağmen Real Madrid'e karşı bir gol bile bulamadılar. Real Madrid e, Mendy'nin golüyle Atalanta'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve onlar da avantajı kaptılar diyebiliriz. E, fakat rövanşta nelerin olacağı hiç belli olmaz aslında Atalanta cephesi için söylüyorum. Atalanta'nın deplasman grafiği de iyi. Geç, geçtiğimiz sene Valencia maçından hatırlayabilirsiniz. İspanya deplasmanını seviyor Atalanta. Bir diğer mücadele Mönchengladbach-Manchester City mücadelesiydi. İlk bu kurallar çekildiği zaman Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam, ee, çoğu otorite aslında taraftar diyelim otorite demeyelim de çoğu taraftar Gladbach'ı Manchester City'ye karşı daha avantajlı buluyordu. Gladbach'ın o dönemki o e, süreçteki bir, bir buçuk aylık süreçteki hem Bundesliga'daki hem Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarından dolayı Gladbach daha avantajlıydı. Fakat City o dönemde kendisini toparladı. Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Kupa'da, FA Cup'ta 19 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Guardiola'nın öğrencileri ve bunu Gladbach'a karşı devam ettirdiler. Mönchengladbach deplasmanda 2-0 mağlup etti Manchester City. Onlar da çok büyük bir avantaj yakaladı. Turun kapısını araladılar. Diyelim Serie A'ya gidelim. Serie A'da geçtiğimiz hafta zirvenin kaderini belirleyecek bir mücadele oynandı. Inter Milan derbisi oynandı. Zirve tabii ki haliyle değişti. İlk olarak puan tablosu gelsin bakalım Serie A'nın. Lider Inter 53 puanla. Ezeli rakibi Milan 49 puanla Inter'i takip ediyor. Juventus 45 puanda bir maçı eksik Juventus'un onu da belirtelim. Roma 44, Atalanta 43 puanda. Farklı bir tablo oluştu Serie A'da. Milan avantajını kaybetti. Ekstra bir de 4 puanlık fark yedi Inter'den. Nasıl kapatacaklar bu açığı hep birlikte göreceğiz. Ee, Inter deplasmanda Milan'ı 3-0 mağlup etti. Ezdi geçti adeta. Pek çok açıdan farklı farklı mücadelelere sahne olacak dedik. Lukaku Zlatan mücadelesi dedik. Milano'nun iki ezeli rakibi karşı karşıya geliyor dedik. Ama Milan adeta varlık gösteremedi Inter karşısında. Inter Lukaku'lu Lotharo Martinez'li hücum attığını Milan'a karşı acımasızca kullandı. Ve Milan'ı bir nevi zirvenin dışına itti. Haftanın maçlarına bakalım. Inter lider Inter evinde. Genoa ile karşılaşacak Roma-Milan mücadelesi var. Milan için bir başka zor deplasman. Ve Sampdoria-Atalanta mücadelesi Atalanta'da Real Madrid mücadelesinden sonra zorlanabilir Sampdoria deplasmanında. Son olarak 3. sırada bulunan Juventus Verona deplasmanına çıkacak. Onlar da geriden geliyor yavaş yavaş Inter ve Milan'ın dikkatli olması lazım. Diyelim İspanya'ya gidelim, La Liga'ya gidelim. La Liga'nın puan durumunu aktaralım ilk olarak. Lider değişmiyor zaten. Atletico Madrid bildiğiniz üzere onların bir 7 puanlık 10 puanlık bir avantajı vardı ama o avantaj eriyor yavaş yavaş. 55 puanla zirvede Atletico Madrid. Ezeli rakibi Real Madrid 52 puanla takipte Atletico'yu. Barcelona 50, Sevilla 48 puanda. Hepsinin arkasından da bir Sociedad geliyor. Onlar da 41 puanda. Atletico Madrid'in hala o meşhur bir maçı eksik. Hala tamamlayamadılar o bir maçı hafta için oynamaları bekleniyor. Bakalım Atletico bir maç eksiğinden sonra da şu anda 3 puanlık bir fark var. 6 puan olursa Madrid'in kapatmaması yani kapatması içten bile değil. 6 puanlık bir farkı kapatırlar. Haftanın mücadeleleri gelsin. Haftanın karşılaşmalarına bakalım. Atletico Madrid lider Atletico Madrid Villarreal deplasmanına gidiyor. Onlar için de zor bir mücadele olacak. Çünkü Villarreal 6. sırada. E, Sosyedat'ın yerini alabilirler. Onlar da 5'e hatta ilk 4'e girmek istiyorlar. Şampiyonlar gibi potasına girmek isteyen bir ekip bir yer yer. Evinde Atletico'yu konuk edecek. İkinci sırada bulunan Real Madrid. Onlar da evinde Real Sosyedat'la karşılaşacak. Onlar için de ufak bir varlık mücadelesi. Hazır 3 puanlık bir fark varken bunu elinden kaçırmak istemeyecektir. Real Madrid haftanın mücadelesi ise Sevilla ile Barcelona arasında gerçekleşecek. Sevilla'da Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde en azından ilk maçlar neticesinde baktığımız zaman istediklerini alamayan iki tane İspanyol ekibi La Liga'ya tutunmak istiyorlarsa ikisi de galip gelmek isteyecektir haliyle. La Liga'da durum bu şekilde. Biraz çarşı karışacak gibi bu hafta. Fransa'ya gidelim, Lig 1'e gidelim. Oradan aktaralım sizlere. Lig 1'de Lille Türklerin bulunduğu Lille. 4 tane futbolcumuz var. 4 Türk temsilcimiz var Lille'de. Lille 58 puanla zirvedeki yerini bu hafta da korudu. Arkasından gelen takımsa Lyon. 55 puanda Paris Saint Germain 54. Monaco 52 puanda. Şimdi geçtiğimiz hafta neler oldu? Hiç beklenmedik bir şey oldu. Geçtiğimiz hafta Monaco Paris Saint Germain'e dur dedi. Evinde 2-0 mağlup ettiler Paris Saint Germain'i. Paris Saint Germain Barcelona mücadelesinden gelmişti. Yorgundu diyebilirsiniz ama o genişlikte bir kadronun biz yorgunduk tarzı bir mazereti bence kabul edilmemeli. Monaco'nun da Paris Saint Germain'e nazaran en azından kadrosunun ne kadar kısıtlı olduğu ortada. Eski Monaco yok o Mbappeli Falcao'lu Monaco. Geçti artık adamlar Slimani ile Ben Yederli oynuyor ama yine de Paris'i de yeniyorlar. Dördüncü sıraya da geliyorlar. Monaco ayrı bir tat katıyor Lig 1'deki zirve mücadelesine. Diyelim haftanın mücadelelerine gidelim. Lig 1'de lider Lille evinde Strasbourg'la karşılaşacak. Bir Fransa derbisi Marsilya Lyon'la karşılaşacak. Geçtiğimiz yıllarda çok çok daha zevkli olan bir mücadele. Bu yılda yine zevkli olacaktır. Belki hatırlayanlarınız vardır. Bir ara bir mücadele 2013 ve 14 olması lazım. 5-5 bitmişti Marsilya ile Lyon arasında. Yine belki öyle bir mücadele izleriz. Üçüncü sırada bulunan Paris Saint Germain Dijon deplasmanına gidecek. Onlar da artık hata yapmak istemeyecektir. Son olarak Monaco evinde bir konuk edecek. Lig bir bu hafta da zevkli mücadeleler izletecek bize. Yavaş yavaş çıkalım artık futboldan çıkmadan önce son olarak İngiltere'ye gidelim. Premier Lig'e e gidelim. Orada da zirvede bir takım var biliyorsunuz. 19 maçtır yenilmiyorlar, berabere bile kalmıyorlar. 19 maçlık galibiyet serisiyle Manchester City 59 puanla zirvede. Puan durumuna baktığımız zaman City'yi tehdit edebilecek bir takım var mı? Yok benim gözümde. Zaten Puan farkı da ortada. 10 puanlık bir fark var. United 49 puanla ikinci sırada. Aynı puanlı bir diğer ekip Leicester City. Onlar da 49 puanlı üçüncü sırada. Ee, İngiltere Ligi bu şekilde. Diğer takımların puan durumunu aktarayım yine sizlere. David Moyes'lu West Ham 45 puanla dördüncü sırada. Chelsea de e, Tuşer geldikten sonra bir atağa kalkmışlardı biliyorsunuz. 43 puanlı onlar da beşinci sırada. Haftanın mücadeleleri zirveye etkileyecek mücadeleler. City zorlanır mı sanmam ama ...dördüncü sırada bulunan West Ham'la karşılaşacak Manchester City. Chelsea United mücadelesi var. Zevkli bir mücadele olacaktır. Tuşel'in öğrencileri United'a karşı hata yapmak istemeyip 46 puana çıkmak isteyeceklerdir. Son olarak Leicester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Arsenal'de özellikle Avrupa'daki mücadelelerinden bahsediyorum. Yavaş yavaş onlar da artık takım oturtmaya başladı. Sezonun sonu geliyor yavaş yavaş. Bu sezon olması da önümüzdeki sene çok daha farklı bir Arsenal izleyebiliriz. Onlar da Leicester karşısında hata yapmak istemeyeceklerdir. Leicester da 3. sıradaki yerini sağlama almak için muhakkak kazanmak isteyecektir. Zevkli bir mücadele bizi bekliyor. Hem Chelsea United hem Leicester Arsenal için bunu söyleyebilirim. Diyelim çıkalım futboldan artık yeter. NBA'ye gidelim. İlk olarak NBA'de gecenin sonuçları Bakalım Philadelphia 76ers 111, Dallas Mavericks 97, Brooklyn Nets 129, Orlando Magic 92, Denver Nuggets 110, Washington Wizards 112. Onlar da artık bayağı son 10 maçtır. 10 maçta bir mağlubiyet aldı Washington. Bayağı iyi gidiyorlar son haftalarda. New York Knicks 140, Sacramento 121, Memphis 122, Los Angeles Clippers 94, Milwaukee Bucks 129, New Orleans Pelicans 125. Gecenin mücadeleleri bu şekildeydi, gecenin sonuçları. Puan durumuna gidelim NBA'de. Yavaş yavaş artık playoff'lara geliyoruz. Bu puan durumları tabii ki çok sık değişiyor. Her gece maç olduğu için NBA'de takımların galibiyet ve mağlubiyet sayıları da birbirine yakın olduğu için e, puan durumu dediğimiz gibi çok sık değişebiliyor. İlk olarak Doğu Konferansı'na gidelim. Doğu Konferansı'nda Philadelphia 76ers zirvede. Evet kaç haftadır olduğu gibi bu hafta da zirvedeler. İkinci sırada Brooklyn Nets var. Brooklyn'in de Kyrie Irving ve Kevin Durant sorumlu kalmaya başladı biliyorsunuz. İkinci sıradalar. Milwaukee Bucks üçüncü sırada onları takip ediyor. Sırasıyla sayıyorum Milwaukee Bucks'tan sonra. Indiana Pacers dördüncü sırada. Raptors beşinci sırada Pacers'ı takip ediyor. New York Knicks onlar beni baya şaşırttı. Altıncı sıradalar. New York Knicks'i Chicago Bulls takip ediyor. Ve son olarak Doğu Konferansı'nın son sırasında Charlotte Hornets var. Dediğimiz gibi bu sıralama değişir playofflar için ama New York Knicks'in özellikle Ata beni çok şaşırttı Doğu Konferansı'nda. Diyelim Batı Konferansı'nın puan durumuna geçelim. Batı Konferansı'nda Utah artık onlarda yerini sağlamlaştırdı zirvede. Utah zirvede. Clippers onları takip ediyor. Lakers'la ufak bir yer değişmesi oldu. Lakers ikinciydi bildiğiniz üzere. Clippers artık ikinci. Lakers üçüncü sırada. Phoenix Suns geliyor dördüncü sırada. Portland, e, Portland Trail Blazers Phoenix'i takip ediyor. San Antonio Spurs, Golden State Warriors onlar da artık 7. sıra dediler biraz daha rahat aldılar kendilerini. Ve son olarak Batı Konferansı'nın son sırasında Denver Nuggets var. Evet dediğimiz gibi playofflara az bir süre kaldı. Neler olacağını hepimiz bekliyoruz. Fakat son günlerde özellikle Amerikan medyasında, Amerikan spor medyasında çıkan haberler bize sezon başında Lakers'ın aksine şu anda şampiyonluk favorisi olarak Brooklyn Nets'in gösterildiğini söylüyor, gösteriyor. Analizlerimiz bu şekilde. Brooklyn'in James Harden transferinden sonra NBA'deki çoğu takımın kadro kalitesi bakımından önüne geçtiği söyleniyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bakalım Brooklyn ile Lakers mücadelesi olursa kim galip çıkacak. Basketboldan çıkalım. Formula 1'e gidelim. Formula 1'de bir lansman gerçekleşti. Alfa Romeo geçen sene istediğini bulamayan bir ekipti. Ee, yeni aracın tanıttığı C41 ee, yeni araçta, evet şu an görüyorsunuz sizde. Alfa Romeo daha çok ön kanada odaklanmış gibi duruyor. Motorları yine aynı. Sponsorları Ferrari. Ferrari motorlu yarışacak Alfa Romeo. Ee, aracın yandan görünüşü bu şekilde. Ön kanata biraz daha ağırlık vermişler. Aracın yine ağırlık merkezini arka kısmı alacaklardır diye düşünüyorum. Aerodinamik aynı. Onun dışında dikiz aynasında Mercedes'in de yap, e, yapacağı düşünülüyor. Mercedes lansmanında da görürüz zaten. E, dikiz aynalarında, yan aynalarda ekstra hava basıncını arka kanada yönlendirmesi için birkaç boşluk kullanmış. Alfa Romeo'da bu da onlara, Alfa Romeo takımına hız katacaktır. Yeni pilot kadrosuyla, Raikkonen, Giovinazzi bildiğiniz üzere ve Kubica. O da yedek pilot gibi bir şey. Bir şey olursa o yarışacak. Ve Alfa Romeo'nun yeni aracından. Çok güzel bu arada renk tasarımı. Geçen seneyle aynı. Ufak ufak bir, birkaç değişikliği olmuş Alfa Romeo'nun. Bu haberden de çıkalım. Alfa Romeo'yu bırakalım. Perez'e gidelim. Şimdi Checo Perez, Sergio Perez, Meksikalı Formula 1 pilotu bir açıklama yaptı. Dedi ki, deneyimim Verstappen'i yenmek için büyük bir silah dedi. Deneyimli, tecrübeli bir pilot ee Perez. Hepimiz bunu biliyoruz. Verstappen karşısında kendisini daha öne atmak isteyecek zaten bu yıl. Onu bekliyoruz. Çünkü daha büyük bir fırsat var elinde. Racing Point'te kullandığı araçtan çok daha hızlı bir araç kullanacak. Ona hiçbir şüphemiz yok. Verstappen'e karşı deneyimimi kullanacağım dedi. İddialı bir açıklama mı? İddialı bir açıklama değil. Adam haklı. Verstappen şunu şurasına tamam. E, yarış kazanmışlığı var. Podyuma çıkmışlığı var. Ama bir Perez kadar yarışmışlığı yok. Perez kadar bir tecrübesi de yok Verstappen'in. Ben Perez'in eğer eşit şartlar altında mücadele ederlerse tabii ki burada Helmut Marko da devreye giriyor. Red Bull takımının onlara eşit fırsat sağlaması lazım iki pilota. Eşit şartlarda mücadele ederlerse Perez'in Verstappen'den daha fazla puan toplayacağını düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Fakat Perez'in dediğim gibi tecrübesi kendisi de demiş zaten. Yabana atılmamalı. Hırslı da bir pilot ki zaten Formula 1'de artık onun da son yılları. O da yaşlı bir pilot biliyorsunuz Perez. E, son yıllarında neden şampiyonluk istemesin, aramasın. Aracı da uygun bir araç. Mercedes tabii yeni aracını daha görmedik ama. Olabilir. Perez, Verstappen'i mağlup edebilir diyorum. Formula 1'den çıkıyorum. Tenise gidelim. Teniste e, yeni bir gündemimiz çok yok aslında. Teniste Avustralya Açık sonlandı. Şampiyon tahmin edildiği gibi turnuvanın başından beri favori olarak gösterilen Novak Djokovic oldu. Djokovic finalde Medvedev'i 3-0 mağlup etti yani 3 sette mağlup etti. Daha uzun bir maç bekliyorduk, daha çekişmeli bir maç geçmesini bekliyorduk. Fakat Medvedev e, dayanamadı adeta. Djokovic karşısında Djokovic'in tecrübesi olsun, sert zemin e, sert zemindeki üstün oyunu olsun, Medvedev mağlup etmeye yetti de arttı bile, hatta sinirlendi, raket bile kırdı Medvedev ama ne çare yani Djokovic gibi, Nadal gibi, Federer gibi adamlara böyle görüyorsunuz işte, böyle hareketler yaparsanız daha da hırslanır. Yani daha çabuk yener sizi. Böyle şeylere gerek yok. Bu adamları böyle sinir edemezsiniz. Oyununuzla sinir edersiniz. Zaten edemedi de 3 ses sonunda mağlup oldu. Farklı farklı sonuçlar oldu. İşte Çiçipas Nadal'ı eledi hepimiz şaşırdık. Çiçipas gitti Medvedev eğlendi. Medvedev finalde varlık bile gösteremedi. Djokovic'e çok büyük bir farkla diyelim. Oyun farkıyla mağlup oldu. Bir sonraki Grand Slam'imiz zaten Roland Garros. ...Fransa'da gerçekleştirilecek olan... ...onun Roland Garros'a kadar olan kısımda... ...ATP turnuvaları var... ...bu arada Nadal'ın da doktorları... ...ATP turnuvasında yer almaması gerektiğini söylemişler... ...Nadal... ...ATP 500'de yer almayacak... ...bunu da aktaralım... ...son dakika gelişmesi bu... Daha bugün düşen bir haber... ...diyelim tenisi noktalayalım... ...programımızı da noktalayalım yavaş yavaş... ...A'dan Z spor... ...bundan sonra pazartesi ve... ...perşembe günleri olacak bir değişiklik olmazsa Pazartesi ve Perşembe günleri karşınızda olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.